en büyük nedeni bulduğumuz çözümlerdir. Hayalimdeki yaşamdan herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün çok değerli iki konuğum var. Mersin Üniversitesi kurucu dekanı ve aynı zamanda kurulduğu anda Türkiye'de üçüncü üniversite olarak tanımlayabileceğimiz Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesine bağlı Şehircilik ve Plancılık bölümünü de beraberinde açan ve dekan olarak göreve başlayan ve aynı anda rektör yardımcılığı da yapan sevgili hocamız Profesör Doktor Tamer Gök. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve biraz sonra bazı özelliklerini özellikle sayacağım. Doktor mühendis, Mersin tarih araştırmacısı, sevgili Nihat Taner. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk İbrahim Bey. Sevgili hocam Nihat Taner ve Profesör Doktor Tamer Gök ile ilgili bazı açıklayıcı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim sevgili izleyiciler. Sevgili hocam Tamer Gök, Robert Koleji'ni bitirdi lisede. Lise bölümünü Robert Koleji'ni de. Mimarlık Fakültesini ve yüksek lisansı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. 1971'de okumuş olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başladılar 1984'e kadar. Ve bu arada 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptılar. 1986-1998 döneminde Çukurova Üniversitesi'nde. Evet, 1998 tarihinden itibaren de Mersin Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde hem bir taraftan dekan ve diğer taraftan rektör yardımcı olarak çok önemli görevlerde bulundular ve bulunmaya devam ediyorlar. Ve bu arada hocamızın çok farklı başka özellikleri de var. Bir hayli sosyal konularla ilgili ve çevreyle ilgili ciddi çalışmaları var. Mesela Mersin Tarih Dostları dediğimiz zaman hocam aklımıza gelir ve 2009 yılında ilk çalışmasını özellikle o yıl vefat eden Victor Venus ve Victor Venus'u gündeme taşıyan sevgili Lina Nasip beraberdik. Ben de o dönemde Nihat Taner hocamla beraber İçer Sanat Kulübü yönetimindeydik. İnanılmaz çok özel bir gün yaşamıştık hocamızın sayesinde. Biraz sonra farklı boyutları itibariyle zaten hocamızın özelliklerini beraber yaşayacağız. Evet, sevgili Nihat Taner, onda da bir takım ilkler var. Boğaziçi Üniversitesi'nin 1972'de ilk mezunu. Araştırmacı tarihçi, özellikle yerel tarih konusunda demiştim. Yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde, doktorasını Kanada'da, daha sonra Concordia Üniversitesi'nde asistan profesör olarak çalıştılar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Mersin Üniversitesi ve Todos Üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak dersler verdi ama asıl mesleği inşaat yüksek mühendisi. İnşaat yüksek mühendisi ama bugün inşaat yüksek mühendisliğinden dolayı değil, yerel tarih araştırmacısı olarak sizlerle beraber paylaşacağız. İddia ediyoruz. Bu konuda Mersin'de sevgili Nihat Taner'in yapmış olduğu araştırmaları hızına ve detayına yetişecek. Ben şahsen ikinci bir kişiyi tanımıyorum. Evet, biraz sonra zaten sizler de takdir edeceksiniz. İşleyeceğimiz konu çok önemli bugün. Şubat 2018 tarihinde Merkezi 4 ilçe tarafından olağanüstü bir mecliste oy birliğiyle kabul edilen 1/5000'lik revize imar planı.
Ve bununla beraber 1/100.000'li ve 1/1000'li de beraber tartışacağız. Bunlarla bağlantılı hemen Tevfik Sırrı Gürs Stadyumunu, geçmişini ve imar planındaki olan uygulamalarını ve yerini, hemen Tevfik Sırrı Gürs Stadyumunun doğusunda bulunan Müftü Deresi ile beraber Hamidiye ya da Mersin kışlasını, zamanımız el verirse eski askerlik şubesi hakkında da gerçekten sizleri doyurucu bilgiler ve görseller içerisinde olacağımızı şimdiden hatırlatırım. Bugün 12 Aralık 2018 Çarşamba ve saat 18.10. 99.2 Radyo Kulaş'tan, Facebook ve YouTube İçel TV sayfalarından da naklen verilmekte olan Hayalimdeki Yaşam başlıyor. Sevgili izleyiciler, konumuzla bağlantılı yaklaşık 5 dakikalık sunumumuz sonrasında hızla sohbetimize başlayacağız. Buyurun efendim. Birliği İl Koordinasyon Kurulu, askeri kışlanın doğal ve tarihi sit alanı iptali kararını yargıya taşıdı. Koruma Kurulu, 26 Ekim 1995 tarihinde aldığı bir başka karar ile tarihi ve doğal sit alanı olarak tescil edilen eski askeri kışla alanın doğal sit derecesini 2. derece doğal sit alanı olarak belirlemiştir. Söz konusu yargı kararı Danıştay'ın 1998/6289 sayılı kararı ile de onanmıştır. Bölge kurul kararlarını ve alan hakkında alınmış yargı kararlarını sürdürmeye, alanın hak ettiği tarihi ve çevreye çevresel değerleriyle birlikte koruyacak sit alanı kararlarını yeniden tesis etmeye davet ediyoruz. Bilimsel hiçbir gerekçesi olmadan rant amaçlı kültür varlıklarının koruma yüksek kurulu tarafından tarihi sit alanı kararının iptal edilmesi kamu yararına aykırıdır. Mersin'in Cumhuriyet'le özdeşleşmiş tarihi stadı Tevfik Sırrı Gürs Stadyumu yıkılıyor. 1943-47 yılları arasında dönemin valisi Tevfik Sırrı Gür tarafından yaptırılan ve 1951 yılında tamamlanıp o dönem Çukurova İdman Yurdu olan Mersin İdman Yurdu'na tahsis edilen stadyum, Galatasaray'la yapılan hazırlık maçıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımına başlanılan stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak. Çok üzülüyorum çünkü burada öyle bir hayat yaşadık ki bütün Mersin spor, atletizm, güreş olsun, boks olsun, herkes burada bir antrenman olduğu gün burası bayram yerine dönüyordu. Çünkü o kadar anılar var ki burada, çok anılar var burada ama şurada her an kazma vuruldukları zaman benim kalbime vurulmuş gibi oluyor. Mersin halkının bilgisi ve onayı olmadan başlatılan yıkım işlemine derhal son verilmesidir. Ardından bu alanın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne devri sağlanmalı, bu bölgenin nasıl korunacağı
projelendirilmelidir. Şu anda önünde bulunduğumuz kapalı tribünün koruma altına alınmasına Mersin'e büyük eserler bırakan Vali Tevfik Sırrıgür'ün hatırasının yaşatılmasına önem verilmelidir. Stadyumun bir bölümü mutlaka müze yapılmalıdır. Mersin deyince, futbol deyince akla Tevfik Sırrıgür Stadyumu gelir. Mersinliler milli bayramları burada kutladı. Maçlarında burada ağlayıp burada güldü. Mersinliler kapalı türbünün yıkılmadan kent müzesine dönüştürülmesini istiyor. Kulaklarınızı açın ve Mersinlileri dinleyin. Tevfik Sırrıgür kapalı tribünü müze olsun. Bugüne kadar 4 ilçenin bütünleşik bir 1/5000 ölçekli nazım imar planı yoktu. Kentimizin en önemli sorunu olarak gördüğümüz işsizlik konusunun çözülmesi için sektörel gelişmeyi sağlayacak tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, lojistik ve hizmetlerle ilgili kararlar alındı. Bu çalışmayla 4 merkez ilçeyi kapsayan bütünsel bir nazım imar planı hazırlanmış oluyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreci kapsayan bu plan ile mevcut 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlar arasındaki uyumsuzluklar da ortadan kalkmış oluyor. Bu planla ayrıca mevcut ulaşım sistemi geliştirilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben de sizlere alkışlıyorum. Sevgili hocam, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın 2018 Şubat ayındaki olağanüstü yapılan meclis toplantısındaki konuşmalarını birlikte izledik. Evet. Ve ben tekrar hatırlatılması için söylediklerini tekrar ederek sorulara başlamak istiyorum. Bu arada sevgili yönetmenim de son tek bir fotoğrafımız Mersin ve stadyum ve imar planıyla bağlantılı fotoğrafımızı da paylaşırsa memnun olacağım. Bu arada hocam da zaten onunla bağlantılı anlatımlarına başlayacağım. Sevgili Büyükşehir Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle 4 ilçeden bahsediyor. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli. Nazım imar çalışmaları 2015 Eylül ayında başladığını, 4 ilçenin bütünleşik 1/5000 mevzi imar planının olmadığını, her belediye kendisine göre çözüm ürettiğini, bunların da kaos yarattığını, oy birliğiyle kabul edilen imar planıyla ilgili de asıl hedefsel çizgi olarak da sektörel gelişmeyi sağlayacak tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, lojistik ve hizmetler için 4 merkez ilçeyi kapsayan bütünsel bir nazım imar planının hazırlandığını ortaya koyduktan sonra önümüzdeki 20 yıllık süreyi kapsayan bu plan ile mevcut 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlar arasındaki uyumsuzluklar da ortadan kalkmış olacak dedikten sonra bu planda ayrıca mevcut ulaşım sistemi geliştirilmiştir ve arkasından kabul edenler dedikten sonra oy birliğiyle kabul ediliyor. Sevgili hocam, oy birliğiyle kabul edilen bu imar planına karşı Mersin Mimarlar Odası İnanılmaz tepkiler gösterdi. 17'nin üzerinde sivil toplum örgütü
Hatta 17 odayı içine alacak şekilde tepkileri beraber gördük. Ve 8'in üzerinde sivil toplum örgütü de deklarasyon yayınlayarak bu imar planının Mersin'in geleceğine atılmış bir dinamit olacağını ifade ettiler. Ama 4 merkez ilçe oy birliğiyle bu imara, bu imar planını onayladılar. Ancak itirazlar vardı. Bugün bu belediyeler o imzaların arkasında duruyorlar mı? Burada ifade edildiği gibi Mersin'in 20 yıllık süreyi kapsayan uygulamasında Mersin'in yarayan kanası haline gelen ve sürekli artan ulaşımla ilgili çözümler, otoparkla ilgili çözümler, imarlar oluşuyor mu? Önce buradan başlarsanız sevgili hocam. Arkasından özellikle yeni imar barışı konusunun gündeme taşıdıktan sonra olumlu olumsuz etkileri üzerinde de duracağız. Buyurun efendim. Efendim şimdi yine bazı şeyleri belki tekrarlamakta fayda var. Yani plan nedir? Plan geleceğin resmedilmesidir. Yani neyin planı yapılıyor? Bir şehrin. Mersin Büyükşehir Belediyesi. Şehir bir yaşayan organizmadır. Konutlarıyla, ticaretiyle, yollarıyla, yeşil alanlarıyla, eğitim alanlarıyla aynı bir insan vücudu gibi nasıl bizim kollarımız var, damarımız var, kemiğimiz var, sinirlerimiz var. Şehir organizması da aynen böyle yaşayan bir şeydir. Bir şehrin nazım imar planı veya daha teknik tabiri de master imar planının çeşitli kademeleri vardır. Nazım veya master'ın anlamı nedir? Bir kapsayıcı, bütünsel vizyonu, misyonu olan bir plandır. Onun dışında gelişme alanlarını, bölgelerini yoğunluklarıyla, kullanım türleriyle gösteren bir plandır. Onun dışında ulaşım akslarını, ana arterleri, dolaşım sistemini, araç park sistemini, yeşil alanları, eğitim alanlarını, spor alanlarını, şehrin rekreasyon alanlarını, kıyıya erişme sistemlerini, bunların hepsinin çeşitli düzeylerde gösterilmesidir. Nazım imar planı deyince Büyükşehir 4 tane ilçesi Tarsus hududundan başlar, yani Huzurkent'den başlar, Huzurkent dahil. Tece'ye, Töme'ye kadar gider, Erdemli sınırlarına kadar. Kuzeyde de Toros dağlarına gider, tüm o Aslanköy, Soğucak, Gözne bunlar dahildir. Şimdi geçen birkaç ay önceki oturumumuzda yapılan kavramsal yanlışlıkları konuşmuştuk, ben tekrarlamayacağım. Bir defa bu nazım plan değil, kısmi plan. Niye? Serbest bölge otoban bağlantısında plan bitiyor. Karaceylas, Karaduvar, Kazanlı, yani şehrin doğusu hiç planın içinde yok. Keza batı bölümünü de göremiyoruz biz. Ve bazı alanlardaki kararlar, plan hedefleri birbiriyle ilişkilendirilip açıklanamıyor. Şimdi o zaman yapılan vahim hatalar 30 bin itiraz ile tescillendi. Hatırlıyorsanız askı süresi içinde tüm şehir ayaklandı. Evet. Belediye başkanımız oy birliğiyle kararın alındığını söyledi Şubat ayında. Ama nasıl bir oy birliği ise kimse planı savunmadı. Yani ilçe belediyeleri, Mezitli Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve diğer belediyeler dediler ki bu plandan bizim haberimiz yok. Böyle bir şey olabilir mi? Üniversitenin haberi var mıydı hocam? Üniversitenin de yani şöyle plan toplantılarına çağrı yazısı geldi. Ama plan o kadar karmaşık bir komplike bir şeydir ki teknik gelişmişliği olan. Bir planı böyle bir duvara asıp yarım saat içinde, bir saat içinde anlatmak ve tartışmak mümkün değil. Belediye meclisi toplantılarında kabul edilen toplantılarda el kaldıran veya karşı çıkan üyelerin neye karar verdiklerinin bilincinde olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü zor bir şeydir. Bunun dikkatlice incelenmesi lazım. İkincisi,
Plan yaşayan bir belge olması lazım. Nasıl şehir yaşıyorsa imar planda, Nazım imar planda bu şehrin yaşam koşullarına göre, değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere göre planın da değişmesi, revize edilmesi ve kendini uyarlaması lazım. Bu eğer siz bunu dondurursanız şehrin gelişmesine set vurmuş olursunuz. Bunu yapmanın da yolu bu planı bu şehrin kendi idari biriminin hazırlamasıdır. Bir yapılan yanlış, son belediye yönetimi bu planı tuttu. Şehrin dışındaki bir mimarlık, şehircilik bürosuna verdiler. İstanbul'da, Ankara'da yaşayan bir bürodaki bir eleman Mersin'in sorununu, hedeflerini, vizyonunu nasıl koyabilir? Ve hatırlıyorsanız o Şubat ayında onaylanan planda tatbik edilemeyecek kararlar verilmişti. İstimlaklar, yeşil alan önerileri, turizm tesis alanları, binlerce bina yıkılıyordu. Herkes Mezitli tarafı özellikle ayağa kalktı. Onun üzerine siyasetçiler de, belediye yöneticileri de farkına vardılar. Aa dediler, bu nasıl olmuş? Yani böyle bir şey olabilir mi, bu nasıl olmuş diye. Ondan sonra işte bunların kısmen düzeltildiğini görüyoruz. Son kabul edilen plan hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Çünkü plana erişme imkanımız yok. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılıyor mu hocam bunlar? Yani ben erişemedim. Mimarlar İlk plan odasıyla. Şubat Mart ayında kabul edilen plan, belediyenin web sayfasına tıkladınız mı 1/5000 Nazım İmar Planı erişiyorduk. Biz orayı çıkardık. O zaman Şehir Plancılar Odası da plan hakkında bir teknik değerlendirme yaptı, gayet objektif, güzel. Onunla birlikte planı inceleyerek bazı yargılara vardık. Ama şimdi planı nasıl erişeceğimizi belki öğrenmemiz lazım bizim, ama yine önceki gibi belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasına girip de 1/5000 Nazım İmar Planı dediğimizde hiçbir şey görünmüyor. Sizce neden böyle yapılıyor? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani bunun paylaşılması lazım ve uygun ortamlarda paylaşılması lazım. Yani bu teknik ve karmaşık bir sorundur. Yani mesela bir kalp damar cerrahisi konusundaki tartışmayı nasıl yapılacağını, bir insan vücudunun, bir organının değerlendirilmesini o işin uzman hekimlerinin yapması lazım. Bir herhangi bir kişi, bir mimar veya bir arkeologun kalkıp kalp damar cerrahisi konusunda bir şey söylemesi çok zordur. Dolayısıyla böyle bir planın, mimarların, mühendislerin, şehir plancılarının olduğu ortamda ve o teknik özellikleri açıklanarak tartışılması lazım. Öyle yarım saatte, bir saatte tartışılacak, onaylanacak bir şey değil. Basitlikte bir karar değil. Şimdi meclis toplantısının şeylerini izledik televizyonda. 30-40 tane sayın meclis üyesi var. Başkan da kürsüde oturuyor. Plan, ama ne hani plan? Yani neyi onaylıyoruz, neyi tasdik ediyoruz? Komisyon onu incelemiş, görüşmüşse nedir komisyon raporu? Bunların hiçbirinin orada bilinçli olarak düşünülerek karar verildiğine ben inanmak istemiyorum. Yani öyle bir şey olsa zaten bu yanlışlıklar yapılmazdı. Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, lojistik ve hizmetler konusunda ve Mersin'in 20 yıllık geleceğinden bahsediliyor. Efendim bunlar çok genel laflar. Yani tarım, hayvancılık, lojistik. Herkes evet. Bu lafı ediyor. Bir şehir imar planı, önce o şehrin şu anki sorunları ve geleceğiyle ilgili fiziki ve gelişme kararlarını vermesi lazım. Tarım, köyün, çiftliklerin işidir. Lojistik doğru, ama lojistikle ilgili uygulama şeylerimizin bizim şehir imar planıyla bağlanması lazım. Mimarlar Odası da itirazda bulunuyor birçok şeye. İtiraz ettiği birçok konuda Mersin'in acil çözüm bekleyen toplu taşımayla ilgili, otoparkla ilgili burada bir çözüm ve yer itibariyle bir şey göremediklerinden ifade ediyorlar. İşte bu çözümlerin bulunabilmesi için bakın, evet. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çok iyi bir mühendis, mimar, şehir plancısı kadrosu vardı. Halen de var. Neden belediye kendi bünyesinde bu uzmanlarıyla, bu ihtisas elemanlarıyla, bu şehri gören, yaşayan, sorunlarını bilen elemanlarla bu projeyi yapmıyor, halkla görüşüp paylaşmıyor? Niye dışarı yaptırıyoruz biz? Neyimiz eksik? Yani bir şey mi kaçırıyoruz? Hayır. Bir şey ben, yapamayan bir büro mu burası? Değil. Özellikle ben sizin gelmiş olduğunuz yıllardan itibaren, evet, Türkiye'de üçüncü olarak bir üniversitede hem
Şehircilik ve Plancılık bölümünün de açıldığını ifade ettim. Evet. Bir fakülteye bu konuda en azından görüşleri alınmaz mı? Efendim, bize çağrı geldiğinde biz hemen gidiyoruz. Mimarlar Odası bu konuda ne güne var? Evet, evet. Çünkü onlar da feryat evet, ediyorlar. Evet. Ve en son şu anda siz ifade ettiniz. Oy birliğiyle diye ifade edilen ve imza atan belediyelerin de bu plana sahip çıkmadıklarını söylediniz. 30 bin itiraz var bakın. Evet. Şimdi bunların bir kısmının veya çoğunluğunun düzeltildiği, kale alındığı söyleniyor. Şimdi bakın, plan uygulamayla eşleştiği zaman bir anlam ve değer taşır. Ve yasalarımız da der ki bir imar planının, herhangi bir planın programları olması lazım. Siz uygulama olmayan bir plan yaparsanız, o planın bu şehir için bir değeri var mı? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Bu şehre bir ihanettir. Uygulama olmayan bir planı çizip mecliste bunu kabul etmek mümkün değil. Planı uygulamanın araçları mali araçlardır. Bütçenizdir, teknik elemanınızdır, gücünüzdür. Yani yoksa ben işte metroyu yapıyorum. Bundan 20 sene önce de metro yapılıyor, toplu taşıma sistemi yapılıyor dedi. Kabul ediyoruz dendi. İnsanlar şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor ama Jack Jack'lan bu şehir bir yere giremez. Yapacağınız, yapmayı planladığınız, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz ve plana koyduğunuz kararların tatbiki için araçları da beraberinde getirmeniz lazım. Bir plan ancak böyle değer kazandır, anlam kazandır ve o şehre faydalı olur. Bugünkü birlikteliğimizin temel konularından birisi olan Tevfik Sırrı Gürt Stadyumu ve Mersin diğer adıyla Hamidiye Kışlası ile ilgili de daha sonra bu işin gerçek uzmanı sevgili Nihat Taner'le de görüşeceğiz ama imar planında bunların yeri var mı sevgili hocam? Şimdi efendim bu çok tartışılıyor. Biraz da belki bilgi eksikliğinden, yanlışlığından veyahut da arazi spekülasyonu peşinde olan bazı insanların istismarından doğuyor. Şimdi stadyumun burada şehrin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığını son 10 yıllara kadar biz gördük. Hepimiz gidiyor geliyorduk ama gerek büyüklüğü itibariyle gerekse konumu itibariyle bunun yetmeyeceği düşünülerek imar planında da öngörülen bir yere büyük bir stadyum yapıldı. Ve bu kullanıma başladı 6-7 senedir. Ve şu anki stadyumumuzda 7-8 senedir kullanılmıyordu, boştu. Ve benim hatırladığım kadarıyla 20 yıldır da, yani bundan önceki belediyelerin imar planında, Nazım imar planlarında da stadyumun bulunduğu alan rekreasyon alanı olarak planda işaretliydi. Yani? Yani rekreasyon nedir? Dinlenme, yenilenme, yeşil alan, park, halkın kendini oraya götürüp bir yürüyebileceği, parkta oturabileceğini, çocuğunu oynatabileceği, insanların toplanıp sohbet edebileceği ve parkın meydanları olacak. Bu büyük meydan olur, küçük meydan olur. Dolayısıyla bu 20-30 yıldır imar planında bu şekilde yer alıyor. Millet bahçesi yapılacağı söyleniyor. Sevgili hocam, siz bu işin en üst noktasında bir evet. kişisiniz. Millet bahçesinin uygulamasıyla ilgili plan, proje sizin bildiğiniz kadarıyla var mı? Ne yapılacak buraya? Şimdi nereye kadar bölüm alacak? Millet bahçesi bir iktidarın, siyasi partinin kendi bir ismidir. Koyabilir, millet bahçesi der, halk bahçesi der, cumhuriyet parkı der, meydan der, şehrin önemli bir ismini ne koyarsanız koyun, orada yapılacak işin mahiyeti belli. Oraya bir park yapılacak. Meydanı da olacak bu park. İmar planında meydan diyor, rekreasyon alanı diyor. Millet bahçesi dediğiniz zaten millet oraya gidecek. Zaten planda bunu öngörüyor. Bunun çok dikkatlice, çünkü şehrin göz bebeği gibi yer burası. Buranın çok dikkatlice planlanması lazım. Uygun projelendirme süreçleri yaşanması lazım. İnsanların şu ana kadar herhangi bir projelendirme ile ilgili bilgi var mı? Şimdi bu konuda Büyükşehir Belediyesi geçen sene bir tasarım yarışması açtı. Sadece burayla ilgili değil, Mersin kıyı bandı ile ilgili. Orada fikir projeleri ortaya kondu. Onun dışında bakın, buranın stratejik bir
konumu var. Nedir o? Efrenk Deresi veya Müftü Deresi dediğimiz derenin yukarıdan itibaren. Bir de hemen doğusunda. Evet. Bu yanında. Mersin Kışlası var. Şehrin çok önemli bir yeşil aksı. Dereyle beraber bir burası rekreasyon parkı olarak düşünülüyor. Aşağı yukarı 6-7 kilometrelik bir park arteri geliyor. Denizle birleştiği nokta. Ve burada da büyük bir açık alanımız var. Buranın projelendirilmesi ve Efrenk Deresi'nin çevresindeki yeşil alan ve rekreasyonlarla bütünleştirilmesi ülke çapında, dünya çapında bir proje olur. Bunun böyle yapılacağını umuyorum ve öyle olmasını talep ediyorum. Derenin ıslahıyla ilgili bir çalışmalar var. Var. Belediyeler evet. yapıyor. Bunu evet. İlçe belediyeleri de yapıyor. Ayrıca bu stadyumun, Tevfik Zikir Stadyumu'nun karşı tarafında yani doğusunda derenin doğu tarafında da biliyorsunuz eski askeri kışla dediğimiz bir yer var. Evet. Burası Nihat Bey'in çok titizlikle araştırdığı ve İmar çok güzel. İmar planı ne görünüyor orası? Efendim? İmar planı da ne görünüyor? İmar planı da ikinci derece doğal ve tarihi sit. Evet. 20 sene önce Anıtlar Kurulu, Adana Koruma Bölge Kurulu, belediyenin ve sivil toplum kuruluşlarının müracaatı üzerine ve belgelere dayanarak Nihat Bey bunun içinde de rol almıştır. Çok emeği vardır. Burayı ikinci derece doğal ve tarihi sit ilan ettim. Niye? Şehrin bir şeyi var, tarihi var burada, bir yaşam anıları var. Aynı zamanda doğal güzelliği var. Orada 40'a yakın palmiye ağacı var. Palmiye biliyorsunuz kanunla bugün kesilmesi yasak olan, korunması zorunlu olan ağaçlardır. Ve o eski askeri kışladaki palmiyelerin hepsinin üzerinde bir plaket vardı, numaralanmıştır, haritada işaretlenmiştir. Dolayısıyla buranın doğal ve tarihi sitin Kültür Bakanlığı'nın yasasında imkan verilen ölçüde yapılaşmaya açılması mümkün. Subay ve Asubay Gazinosu hemen deniz kenarında. Orası imar planında ne olarak görünüyor? Efendim şu orası imar planında efendim. Bir şey gözükmüyor. Şu çünkü bakımdan soruyorum bunu. Kıyı alan orası. Çünkü orası evet. Adeta Mersinliler, Mersin halkı hiç görmesin diye perdelerle kapatılmış bir gizli bir şey mi yapılıyor yok, orada? Yok yani orası neden bir çıkarma komutanlığının bir askeri tesisidir dediler, orayı örttüler. Hayır Mersin'in yoksa orası çirkin mi görünecek orası açıldığı zaman? Yani neden kapatıldı? Askeri yasak bölge tanımıyla orayı örttüler. Hem orası öyle hem de bakın ordu evinin olduğu yer tamamen şehirden koparılmış. Yani şehrin en can alıcı merkezi noktası olan şehrin merkezinin önü bloke edilmiş. Bu doğru bir şey değil. Yani askeri bir çıkarma ile ilgili bir şey yapılacaksa şehrin doğusunda, batısında bir sürü başka kıyı alanları var. Bu yüz binlerce insanın yaşadığı şehrin önünün açılması lazım. İnsanların denize erişmesi, o maviliği, o güzel suyu görmeleri lazım. Bu da bir imar planı. Her sabah martılar orada özellikle geliyorlar. Mersin halkı o martıları en azından evet. izleyebilmeli, görebilmeli. Evet, evet, evet. Sevgili hocam yine devam edeceğiz çünkü evet. olayın bu boyutuna doğru. Tevfik Sırrı Gül Stadyumu evet. ve Mersin Hamidiye Kışlası na doğru geldik. Evet. Çünkü imarla bağlantısı da olduğu için özellikle imar yönünden evet. Sizin görüşlerinizi aldık. Aslında bu konuda görüşeceğimiz kamuoyunun merakla beklediği imar barışı gibi boyutlar var. Otopark gibi konular var. Özellikle Mersin'de son yıllarda bir çıkmaza giren trafik sorunları var. Yine mevzi imar planıyla bağlantılı gösterilmesi gereken veya gerekmeyen diye adlandırdığımız battı çıktılar konularımız var. Açıkçası Mersin bu haliyle neredeyse trafiği ve otoparkı çıkmaz hale geldi. Bu çıkmaz hale gelen güzel şehrimizle ilgili, güzel şehrimizin çirkinleştirilmesi ne zaman son verilecek? Nasıl güzelleştirilir? Bunlar üzerinde de duracağız. Sizi biraz soluklandırmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Sevgili Nihat Taner'in özellikle Mersin Hamidiye Kışlası ile ilgili ve en son olarak da Tevfik Sırrı Gül Stadyumu'nun mimarıyla ilgili birkaç görselimiz var ama asıl görselimiz
Mersin kışlası ile ilgili o güzel anlatım ve hiçbir yerde bulamayacağımız bilgilerle sizi sevgili Nihat Taner'le baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Efendim şimdi evvela Hamidiye kışlası lafını çok tekrar ediyoruz. Burada da bazı yanlış anlaşmalar evet. oluyor, anlamalar oluyor. Hamidiye alayları buradaydı diyor bazı konuyu bilmeyenler. Hamidiye alayları doğuda Ermeni olayları çıktığı zaman evet Sultan II. Abdülhamit döneminde oluşturulmuştur Hamidiye alayları. Özellikle oradaki göçebe Kürt asıllı aşiretlerden teşkil edilmiştir ve hani oradaki isyan teşebbüslerini bastırmakta kullanılmış. Bu kötü anıları Mersin kışlasının kapladığı alanı tam bir tarif ederseniz izleyicilerimize. Yani Hamidiye kışlası demek yerine ben Mersin kışlası evet. dememizi yeğliyorum. Ben özellikle Hamidiye dememin sebebi Hamidiye de olarak anılıyor. Yanlış anlaşılmasın. Aynı yeri ifade etmesi gerektiğini şimdi inandığım için özellikle kullandım. Bir tek tarihi kışlası var. Evet. Mersin kışlası. Evet. Evet. 2. Abdülhamit döneminde yapılmış. Büyük ihtimalle 1890'ların sonuna doğru veya 1903-4 yılları arasında. Şimdi Şinasi Develi abimizin yazdığına göre verdiği bilgilerde bunun Nazım Bey'in yani Nazım Paşa'nın Nazım Hikmet Bey'in dedesi olan Nazım Paşa'nın Mersin mutasarrıfı olduğu dönemde yapıldığı düşünülüyor. Evet. Yani o tarih ona göre bunun tarihini belirlemek mümkün. Bu gördüğümüz fotoğrafta Osmanlı döneminde bizim kışlayı kullandığımız dönem askerler feslidir bu gördüğümüz fotoğrafta. Eğer evet. onları devam ettirebilirsek yönetmenimiz devam ettirecektir fotoğrafları. Hı. Evet. Yani burası daha sonra burada ilk konuşlanan birlik bizim kayıtlarımıza göre 47. alay. Yani 1. Dünya Harbi öncesi 47. Evet. alay. Fotoğrafta gördüğümüz Nazım Paşa. Bu fotoğraftaki kartpostaldaki askerler Osmanlı askerleri fesli. 47. alay Çanakkale Harbi sırasında 1914'ün yazında buradan bu bina şu anda var mı hocam? Hayır, maalesef yok. Bu evet. yani herhalde 25-30 senedir yok şey olarak. Ama orijinal şekli budur. Evet. Birinci Dünya Harbi sırasında, daha doğrusu harp öncesi bu gösterdiğimiz resim. Evet, devam edecek. Daha sonra bu evet. Resimler maalesef evet. biraz karışık. Evet. Birinci Dünya Harbi sırasında burası İngiliz Bahriyesi tarafından bombalanmıştır, hasar görmüştür. 1918'in sonunda işte bütün Çukurova Fransızlar ve onların yanında getirdikleri Ermeni lejyonları tarafından işgal edildiğinde bombalandığı zaman hasar gören bölümleri şey olmuştur, yeniden tamir edilmiştir. Kurtuluş Savaşı, burada bu gördüğümüz 1909'da Mersin'e gelen Jules Ferry adındaki bir Fransız zırhlısının personelidir. Bando takımı Mersin'deki Katolik Kilisesi. İşgal dönemlerinde yani. İşgal dönemi değil efendim. Bu 1909'da Adana İhtişaşı dediğimiz Adana'da Müslüman ve Ermenilerin birbirine girdiği bir kanlı dönem yaşanmıştır. Hemen 31 Mart vakasının arkasında olmuştur. Onu takiben olmuştur. Ve bu gemi de o dönemde hoş zaten hiç iyi niyetli bir yabancı gemi o yıllarda kıyılarımızı ziyaret etmemiştir. Jules Ferry de o dönemde gelip hani gözdağı vermek için Mersin'de evet. demir atmış. Gayrimeşru işgal gibi. Evet. Herhalde. Şimdi Jules Ferry aslında Fransız bir hukukçu. Laik eğitim, zorunlu eğitim konularında çaba sarf etmiş birisi. Onun adını Fransızlar bir harp gemisine vermişler. O da bize böyle davetsiz bir şekilde gelmiş. Aynı şekilde Ernst Renan diye bir Fransız gemisi vardı. O da Kurtuluş Savaşı sırasında bizim köylerimiz bombalamıştır. Renan da aslında bir kıymetli bir Fransız evet. düşünürüydü. İşgalden sonra burası Türk şeyin eline geçince Türk denetimine Fasih Kayabalı burada gördüğümüz meşhur. Mersin'de bir caddeye adını vermiştir. Evet. Fasih Paşa. Bu evlendiği zaman sene 1924. Yani Fabrikalar Caddesi de denilen yer değil mi? Artık Fasih Kayabalı evet. adını yukarıda. Nedense evet.
pek bilen de olmuyor. Yani kalmadı gibi aslında yaşanması evet. lazım. Kanlı Sırt Günlüğü diye bir anılarını Çanakkale Harbi'nde yaşadıklarını kitap haline getirmiştir. Ve kor general olarak en sonunda vefat etmiştir. Mithat Toroğlu, eski belediye reisi büyüğümüz, yine evet. Milli Mücahit, onun hem yakın silah arkadaşıdır, hem de onun oğlu Atilla Toroğlu ağabeyimizin nikah şahitliğini yapmıştır. Fasih Paşa. Erman Toroğlu'nun babası oluyor değil mi? Belediye başkanı. Yok, şimdi Mithat Toroğlu, Atilla Toroğlu, Şerman Toroğlu onların babasıdır. Evet. Diğer Erman Toroğlu, Cerel Toroğlu tarafından gelir. Yani kardeş çocukları. Kardeş çocuklar. Evet. Şey değildir. Evet. Fasih Paşa'yı burada görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu işte öndeki askerler burada siyahi, yani Senegal, Fransız sömürgelerinden gelmiş kişiler. Geriye bakarsanız inşaat iskelesini görüyorsunuz. Evet, ne işi var? Fransızlar geldiği evet. zaman tabii burada yanlarında kendi sömürgelerinden, müstemlekelerinden siyahi askerleri de getirmişlerdir. Bunların arasında Müslüman olanlar da vardır. Keza İngilizlerin de geldiklerinde yanlarında Müslüman Hint kökenli şeyler gelmiştir, askerler gelmiştir. Onların bir bölümü hatta daha sonra bizim Kuvayi Milliye'ye iltica etmişlerdir. Yani öyle enteresan o Kurtuluş Savaşı sırasında şeyler olmuştur. Yani farklı etkileşimler olmuştur. Şeyden sonra, işgalden sonra burası, ha burada yine bakın yanında, orada yazısında da belirtilmektedir. Bu işte şeylerin savaş sırasında bombaladıkları yerleri daha sonra burada onarmaya çalışıyorlar. Fransızlar ve bu şeydir, bu Ermeni lejyonudur altında veya kartpostalın kenarında onun notu vardır. Bu 1918-19 yıllarında evet. burayı kullanırken o dönemde düzenlenmiş bir kartpostal. O dönem yöredeki işgal kuvvetleri komutanı Fransız General Dufio. Dolayısıyla bazı kartpostallarda, Fransız kartpostallarında burası Dufio kışlası olarak da belirtilir. Bu kartpostalda 28 Temmuz 1916'da müttefikler tarafından bombalanan Türk kışlası önünde Ermeni Lejyonu 7. Bölük mensupları. Bu kartpostalın açıklaması bu şekilde. Devam edersek kurtuluştan sonra buraya bizim 23. Alay gelmiştir. Bu fotoğraf tekrar eski döneme ait. İşgal sırasında Müftü Deresi'nde süvari kuvvetlerinin atları sulanıyor. Kuzeyden denize doğru bakıldığında geri planda kışlayı görmekteyiz. Yani bunun da tarihi yaklaşık 1919-20 yıllarıdır bu kartpostalın tarihi. Bu General Dufio, bu dediğim gibi 1873'te doğmuştur Julien Dufio. 1959'da ölmüştür. O dönemde Mersin'deki kuvvetler ona bağlı olduğu için işte Dufio kışlası evet. olarak isimlendiriliyordu bu Mersin kışlamız. Eğer resimleri biraz hızlı geçirebilirse arkadaşlar. Tabii geçer. Evet. Burada yine aynı şekilde denize doğru dağdan bir bakış. Arkada yani denize doğru kışla binası, kuzeyde çadırlı ordugah, askerlerin kaldığı. Devam edelim lütfen. Bu Fransız 412. Alay 6. Bölük mensuplarının 1919 yılında bir Mersin hatırası, arada bir sivil de var. Masanın üzerinde işte şarap şişeleri, yerde tabii bir oryant havası versin diye nargilenin marpucunu görüyorsunuz. İşte onlar da bu anılarla geldiler. Ondan sonra sağ olsunlar bırakıp gittiler. Bu Paris kruvazörü, yine yöremize gelen, yine hayırlı niyetlerle gelmeyen Paris kruvazörü. O zaman Sago adında bir Fransız amirali Mersin'e gelmiştir işgal sırasında ve Paris kruvazörüyle Mersin'i ziyaret etmiştir. Devam edelim. Tabii böyle bir gemi geldiğinde de Mersin Sosyetesi'nin genç kızları burada görüldüğü üzere gemiyi ziyaret etmek üzere süslenmiş hoş kıyafetlerle sandallara binerek gemiye gidiyorlar. Mersin Sosyetesi'nin genç kızları Paris Kruvazörü'nü ziyarete giderken resmin altındaki yazı odur. Bu o zamanki İngiliz konsolosluğunun önünde Fransız ve İngiliz kuvvetlerini teftiş etmiştir Amiral Sago. Burada teftişin ardından bir resmi geçit yapılmaktadır. Bu fotoğrafta da
Bu kartpostalda da onu görmekteyiz. Yine işgal yıllarında Mersin'in bazı anıları. Malumunuz 31 Ekim 1918'de Mondros ateşkesi yapıldı. Bu belediye bahçesinde, hani şimdi millet bahçesi lafı falan çıktı, evet, ya. Orada da onun yıl dönümünde bir işte kutlama. Belediye bahçesinde 31 Ekim 1918 tarihi. Belediye bahçesi şimdiki tam yerini söylerseniz. Bu belediye ama millet bahçesi bizim şeyin, evet, yani Finansbank'ın güneyinde olan, evet, yer midir tam emin değilim bu yani o yıldaki, evet, yerinden. Büyük ihtimalle odur. Ve burada da dikkat ederseniz değişik kıyafetlerde, değişik üniformalarda işgal kuvvetlerinin yetkilileri işte kenarda bir köklerde. Bir tarafta din adamları o cübbeleriyle, siyah bellerinde kuşaklarıyla. Sadece kenarda fesli bir veya iki tane bizim Türk unsurlarından örnekler. Devam edelim. Bir ünlü generali vardır Fransızların. General Gouraud, Saint-Cyr Askeri Akademisi'nden mezun olmuştur. Çok ünlü Fransız askeri mektebi. Ve Çanakkale Harbi'nde çarpışmış ve bir kolunu Çanakkale'de yitirmiştir. Daha sonra işgal sırasında Beyrut'ta merkezi olan Fransızların Levant, yani Doğu Akdeniz'deki bütün askeri kuvvetlerinin genel komutanı olarak Beyrut'ta bulunmuştur. Bu arada da iki kez Mersin'i ziyaret etmiştir. Bu kartpostallardan birinde işte Gouraud'un Mersin'i ziyaretinde hükümet konağımız, bugün jandarma alayına tahsis edilmiş, keşke daha anlamlı bir fonksiyona akt verilseydi. Burada yine Gouraud'u oradan çıkarken görmekteyiz. O yılların kartpostallarından. Tabii kışla nedeniyle oradaki cadde, ana cadde, Kışla Caddesi olarak anılmıştır. Burada onun iki tane kartpostalı olacak. İşte Kışla Caddesi adıyla. Biri Fransızca, biri Türkçe tanıtımlarıyla. Yani Çamlıbel'in batısı. Çamlıbel'in ana caddesi diyelim. Evet. Yani şey kilisesinden, Ortodoks kilisesinden, evet, Müftü Deresi'ne doğru giderken ana cadde o şekildedir. Dedi, kurtuluştan sonra 23. alay burada konuşlanmıştır. Resimde gördüğünüz Mustafa Merzeci, benim dayım, dikkat ederseniz yakasında 23. alayın numarasını görmektesiniz. Benim rahmetli peder, İbrahim dayım, Mustafa dayım askerliklerini bu kışla da yapmışlardır. 23. alaydı. Geçebiliriz efendim. Kışlanın batıdan alınmış bir fotoğrafı daha sonraki yıllara ait. Bu arada Gündüz Artan'dan da bahsedersen kışlayla bağlantısı. Tabii şimdi kışlanın fonksiyonu daha sonra 23. alaydan sonra devam edelim. O zaman 23. alaydan sonra bu Mersin'den gönderilen bir kartpostal 1930 yılına ait. Arkasındaki yazı da hoşuma gitmişti. Paylaşayım istedim. Devam edelim. 1939'da 2. Cihan Harbi başladığında bizim 23. alay buradan Trakya'ya gönderilir. Kara Birliği olarak. İstanbul'un, daha doğrusu Trakya'nın artık Alman tehdidi altına girdiği 41 senesinde Almanlar sınırımıza kadar gelmişlerdir. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi bu kışlaya taşınır. Bu gördüğümüz fotoğraf savaşın olumsuzluklarından etkilenmemek için. Yani. Şimdi tabii savaşta, evet, her ihtimali düşünüyorsunuz. Evet. Bunlardan biri de Trakya'nın düşmesi, İstanbul'un işgal edilmesi. Evet. Mesela Kuleli Askeri Lisesi Konya'ya taşınmıştır. Orası askeri hastaneye dönüştürülmüştür tedbir olarak. Deniz Okulları Mersin'e gelmiştir. Harp Okulu ve Deniz Lisesi askeri kışlaya. Gedikli Mektebi yani Astsubay Okulu İngiliz fabrikasına gelmiştir. Maltepe Askeri Lisesi Akşehir'e taşınmıştır. Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, oradaki tarihi eserler bir bölümü Niğde'ye, bir bölümü Konya'ya getirilmiş, camilere konmuştur. Hani birileri diyor ya camilerimizi depo yaptılar. O cahil laflar aslında bilmedikleri içindir. Onlar böyle bir kutsal amaç için kullanılmıştır. Efendime söyleyeyim, 1941'de Deniz Okulları Mersin'e geldikten çok kısa süre sonra Refah faciası dünyaya meydana gelmiştir. Bunu da geçersek Deniz Okulları harp bitimine kadar, hatta 46'nın Ekim'ine kadar burada kalmış. Daha sonra Heybeli'ye geri dönmüşlerdir. Burası 50'li yılların başında Astsubay Hazırlama Ortaokulu olarak kullanılıyordu. Gündüz Artan hocamız rahmetli burada öğretmenlik yapmış. Bu arada Mersin'in
müftü ailesinden Fethiye Hanım'la yaşamını birleştirerek bizim Mersin'imizin çok değerli bir evladı olmuştur. Rahmetle anıyoruz kendisini. Evet. Çalışmaları, yazdıkları, Mersin tarihiyle ilgili tabii çok unutulmaz eserlerdir. Bu fotoğrafta gördüğümüz askerler, denizciler kamp yapmaya Buluklu Köyü'ne gittikleri zaman orada çekilen anı fotoğrafları. Ondan sonraki dönemlere gelirsek, ortaokuldan sonra işte burada mesela burada Refik Saydam başvekil burada diploma veriyor. Mersin Deniz Harp Okulu'nda. Şimdi eski genel komutanlar, deniz genel komutanları, deniz kuvvetleri komutanı Bülent Ulusu, daha sonra başvekillik yaptı biliyorsunuz. Zahit Atakan, Nejat Tümer Mersin'deki Harp Okulu'nda kılıç kuşanmışlardır. Buradan mezun olmuşlardı. Yani işte burada değişik fotoğraflar var o döneme ait. Kışla ile ilgili yani böyle bir tarihi geçmişi olan bir mekan orası. Daha sonra istihkam taburu burada konuşlandı. Hatta eski istihkam taburu buradayken bu Mersin'in büyük seli olduğunda Müftü Deresi'ndeki köprü yıkılınca onların monte ettiği çelik panel köprü uzun süre Mersin halkına hizmet etmiştir burada. Ondan sonra bakın bugüne Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi döneminden o uzun boylu genç Deniz Lisesi'nin ünlü Mehmet Eker Biçer'i. Mehmet Eker Biçer komple bir sporcuydu. Deniz gücünde oynadı. Daha sonra idman yurduna transfer oldu ve daha sonra Beykoz'a gitti. Giderken de yine Mersinli Nevzat Emre Alp ağabeyimiz rahmetlinin ki o da çok ayrı bir değerdir. Kız kardeşi Perihan Hanım'ı da onunla evlenip gitti. Yani onun hayatı da farklı bir şeydir, renkli bir yaşamdır. Onu da saygıyla, rahmetle anıyorum. Evet, kışlanın geçmişi böyle. Bugüne o yıllardaki ısı yuva çok değişik bir anaokulu. Oradaki bir öğrencinin 19 Mayıs törenlerinde ki bakın ilkokul değil anaokuluyla Deniz Lisesi bir arada yapıyor o gösterileri. Kışla alanında mı yapıyor? Kışla alanında evet efendim. Kışla alanında. Arkada zaten şeyi görüyorsunuz yani o eski yapıları da görüyorsunuz. Tabii o dönemlerde Tevfik Sırrı Gül Stadyumu yok. Yok. Tabii o dönemde yok. Yok. Yani Tevfik Sırrı Gül Lisesi'nin olduğu yerde bir ahşap şu gördüğünüz şey var. Siz söyleyin bakın şu ahşap stadyum. Sundurmalı stadyum var ve orada da halkla birlikte deniz subayları. Arkada da Mersin doğru insan doğru durur mu diyor tam okuyamıyorum buradan ama doğru insan dik yürür. Yani kişilere bir fiziki açıdan da kendilerini kendilerine bakmalarını öneren güzel sloganlarla o dönemden kalan bir bayram fotoğrafı. Evet, yine denizcilerin anıları o dönemden şeyin yine bayramdaki yani tabii o yıllarda bayramlarda deniz okullarının burada olması halk için ayrı bir moral, ayrı bir coşku. Dolayısıyla işte burada yine Mersin sokaklarında öğrencilerin bir başka bayram resmi geçiydi. Balkonda halk onları izliyor, el sallıyor vesaire. Yani genel durum bu. Mesela İsmet Paşa'nın buraya bir özel ziyareti vardır. Yenice'ye gelişinin dışında. Bakın burada İsmet Paşa, arkada okul kumandanı. Sağ taraftaki saçı dökülmüş olan zat Asım Gündüz Paşa'dır. Genelkurmay As Başkanı'dır. Yani Fevzi Çakmak Paşa'nın yardımcısıdır. İsmet Paşa ile Asım Gündüz çok yakındı. Kurtuluş Savaşı'nda da İsmet Paşa Garp Cephesi Komutanı iken Asım Bey onun kurmay başkanıydı. Evet. Burada geldiklerinde de yine Mersin'deki dershanede denizcilerin eğitim araçlarını incelemekteler. Evet yani kışlanın bizim Mersin geçmişi kent belleği olarak çok değerli ve çok farklı bir yeri var. Bunu bizim bir şekilde yaşatmamız lazım. Orası evet içindeki palmiyeler bakın yine orada Mersin'deki deniz okullarının şeyleri öğrenci caz bandı. O dönemki evet. ifadeyle, işte baterisiyle, trompetiyle, akordiyonuyla o günlerden kalan güzel bir anı. Daha sonra, harpten sonra burayı iyi niyetli ziyaret eden bir İngiliz harp gemisi vardır. Burası arkada gördüğümüz Tahinci Konağı, yani şimdiki Atatürk Evi, onun sahilinde bir hatıra fotoğrafı. Mauritius gemisi gelmiştir. Onun gemideki mürettebatın futbol takımıyla denizcilerimiz bir futbol maçı yapmıştır. Bu da onun anısına
çekilmiş bir işte yine arşivlerde kalan bir fotoğraf. 46 yılı 19 Mayıs'ı denizciler işte bir çapayı resmetmişler kendileri ve zaten o senenin Ekim'inde de burayı bize bırakıp gittiler. Ha bu arada tabii bu beyaz papatyalar şehre geldiğinde denizcilerle Mersin kızları arasında da duygusal bağların gelişmesi şey yani kaçınılmaz. Onların arasında mutlu evlilikler de olmuştur. Arkada gördüğümüz çift İzzettin Özlü ile hanım Sebahat Hanım yine ünlü bir Mersinli Şakir Tunç Bey'in kızıdır. Evet. Bu nişan fotoğrafı hepsi resmi denizci kıyafetiyle arkadaşları. Fakat o dönemde belli bir rütbeye gelmeden evlenmek yasak. İzzettin Bey'in aşkı mesleğine galebe çalmış. Denizciliği bırakıp eşiyle hayatını birleştirmiştir. Çocukları da bizim ilk mektepten sınıf arkadaşlarımızdır. Evet. Bunu da oğlu Semih benle paylaşmıştı. Ona da buradan selam gönderiyorum İzmir'e. İşte Mersin kışlasının olduğu dönemde Müftü Deresi'nin etrafı işte Müftü evet. Camii'ni görüyoruz. Arka taraflar boş. Çok önemli bir fotoğraf. Evet işte bir zamanlar. Şimdi bu fotoğrafa bakarsak efendim demin Sayın Tamer hocamın da belirttiği gibi şimdi yeşil alan olarak bir kışla alanını görüyoruz. Önünde ordu evi ve diğer hani yapılar. Evet. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi hani bir Mersin'den arındırılmış veya izole edilmiş bir perdeyle bölünmüş bir bölüm. O bana divan şairini hatırlattı. Şöyle der. O mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler. Yani o balıklar denizdedirler ama denizi bilmezler. Biz de göya deniz kıyısındayız. Kıyıdan bizi kopartmış atmış. Yani eğer bunu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı yaptıysa bir şey diyemem. Bahriye yaptıysa yine bir şey diyemem. Ama dikkat ederseniz şehrin yeşil alanı... Abi bir zamanlar burası. Açıktı sevgili hocam. Evet. O bölümler açıktı daha önceden. Yani tabii tabii olsaydı, yani giderek birbirimizden olurdu. Ayrılan, izole edilen bir durumdayız. Şimdi bunun hemen batısında demin bahsettiğimiz Mersin Stadyumu var. Stadyumu ben niye önemsiyorum? Birincisi onun tabii Sırrıgür zamanında yapıldı. Tevfik Sırrıgür evet, zamanında. Fotoğrafta ama görünen. Bu fotoğrafta görünen kişi de Profesör Doktor Nezih Eldem. Yani mimarlık profesörü ve ölümünden bir süre evvel Ulusal Mimarlık Sinan Ödülünü kazanmış bir büyüğümüz. Buranın projesini de Nezih Bey yapmıştı. Yani ne yazık ki bunu yıkılan Tevfik Sırrıgür daha yeni yıktığımız evet. Evet. Tevfik Sırrıgür Stadı'nın proje mimarı Nezih Hoca'ydı. Evet. Ne yazık ki bu ne konuşuldu, ne edildi, ne bir köşede bir plakette adı geçti. Bu da aşağı yukarı son fotoğraflardan bir tabii, tanesi. Tabii kendisi de işte evet. Bir sene önce bu yaşama veda etti. Bu yine o 1968 selinde gördüğümüz gibi şey etrafında bir yapılaşma yok stadyum etrafında. Kent Müftü Deresi'nin doğusunda kalmış. Şimdi ben Tamer Hocam'dan çok özür dileyerek bir noktada ayrılıyorum. Şimdi tamam şehirlerin büyüdükçe ihtiyaçları da büyür. Ona göre işte bir kocaman şehir hastanesi yaparsınız. Evet. Yepyeni bir Akdeniz Oyunları stadyumu yaparsınız. Ama mesela şehir hastanesine örnek vereyim. Siz sağlık hizmetlerini tek bir merkezde topladığınızda uzak yerlerden oraya ulaşana kadar yani ambulansta can veren veya yolda işte daha ciddi bir şekilde sağlık açısından zarar gören çok insan var. Stadyumu yaptık. Yeni stadyum otoyolun da üstünde. Şimdi ben bu stadyumda hepimiz yaşadık. 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun yani milli bayramlarımızı burada coşkuyla kutlardık. Burası Mersin Lisesi'ne de yürüme mesafesindeydi. İlkokullara da yürüme mesafesindeydi. Yani halkın, kentin toplanabileceği bir büyük arena diyebilir miyim bilemiyorum ama yani büyük bir şeydi yani bir toplanma alanıydı. Şimdi stadyumu biz şehir dışına attık. Burada stadyuma ihtiyacımız yok diyebilir miyiz? Ben mesela bu halı saha konseptini bir türlü ben yediremiyorum. Evet. Halı saha belediyenin, yerel yönetimin sağlaması gereken spor alanlarını sağlamadığı için vatandaşın bu spor gereksinimi gidermek üzere para vererek gittiği alanlar. Belediyelerin bunları kendilerinin oluşturması
yaşatması gerekmiyor mu? Yani siz her yere, her mahalleye bir cami yapılsın diyorsunuz. Hatta bir cami de yetmiyor, daha fazlasını istiyorsunuz. Sağlık ocağı şimdilik var, inşallah şehir hastanesi var diye onları da yok etmezler. Fakat iş spora geldiği zaman bunu tek bir yerde idare ederim. Gerisine gerek yok, biz bunu yıkalım. Sevgili hocam, burada özellikle Mersin kışlasıyla ilgili kamuoyunda sunumda da, ilk başlangıçta sunumda da sivil toplum örgütleri ve özellikle ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri de 20 Eylül 1995 tarihinde Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak ilan edilmiş olan Mersin Kışlası'nın 2016 yılında Aralık ayında imara açıldığı ve Mersin Mimarlar Odası da bu konuda mahkemeye gitmişlerdi, yargıya gitmişlerdi. Son yargı karara vardı mı? Ne oldu? O konuyu herhalde hocam daha evet, iyi anlatır. Çok yanlış bir karar idi. Ankara'da Bakanlık, Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kurul 20 sene önce Adana Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararı iptal etti ve iptal gerekçesi de yok. Daha önce 1995'te o kurul karar verirken birçok belgeye dayanıyordu ve raporlara dayanıyordu. Mimarlık tarihi, sanat tarihi, belediyenin raporu, Mimarlar Odası'nın, İçel Sanat Kulübü'nün verdiği belgeler var. Ki Nihat Bey'in şu anda gösterdiği evraklarda bu gerekçelerin çoğunu doğruluyor nitelikte. O zaman bu araziye toplu konut yapmak isteyen firma ve arsa sahibi koruma kurulu ve kurul üyeleri aleyhine dava açtı. Mahkemeye gitti, yargılandı, bilirkişi incelemesi yapıldı ve dendi ki buranın ikinci derece doğal ve tarihi sit ilan edilmesi hukuka ve kamu yararına uygundur. O zamana kadar geldi. Şimdi bir yüksek kurul kararıyla o karar iptal ediliyor. Bu da aslında doğru değil. Yani bir hukuk yanlışlığı var orada. Nitekim o karar aleyhine açılan davada da İdare Mahkemesi ve Danıştay Yüksek Kurul'un sit kararını iptal eden kararını kaldırdı. Dolayısıyla şu anda burası yine ikinci derece doğal ve tarihi sit. Yani tarihi sit olmasının ana gerekçesi Nihat Bey'in anlattığı resimler, o güzel resimlerle beslediği bu ulusun ve bu milletin, bu ülkenin bir tarihidir. Bu tarihi, o bina yıkılmış da olsa o doğal güzelliğiyle, oradaki palmiye ağaçları, okaliptüs ağaçları ve denizde bunun ve yanındaki Efrenk Deresi'yle bütünleşmiş olması fevkalade değerlidir. Onunla bütünleşik bir şekilde değerlenmesi ve imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilen Tevfik Yür Stadyumu'nun olduğu alanla bir bütüncül plan yaparak kıyıyla tamamlanması, bütünlenmesi hem kamu yararındır hem de şehircilik ilkelerine uygundur. Dolayısıyla şimdiki bekleyen durum bu işin sahibi olan hem Kültür Bakanlığı, askeri kışla alanı ile ilgili plan proje yapma yetkisi Kültür Bakanlığı'dır. Çünkü karar ilan edilmiştir. Ama Tevfik Gür Stadyumu'nun olduğu alanın da bir rekreasyon alanı, bir millet bahçesi veya bir meydan olarak tanzimi de uygun bir projeyle yapılması da Büyükşehir Belediyesi'ndir. Yani birleştirilerek yapılmasında evet, evet. Büyük tabii, yarar var diyorsunuz. Tabii bakın bizim şehrimizin böyle büyük bir parkı, meydanı yok. Evet. Şimdi Tevfik Yür Stadyumu'nda hakikaten ben de katıldım biliyorum. Törenler olurdu, 19 Mayıs töreninde resmi geçitler, kutlamalar. Bu aynı alanı güzel bir projelendirmeyle neden yine siz kutlamaları yapmayalım, bayramları orada yapmayalım? Değil mi? Evet. Orayla ilgili hazırlayacağımız bir şehircilik projesi, güzel tasarlanmış bir mimari proje.
bu eski yapılan işlevleri de yerine getirir. Anıları da o projenin bir yerinde yaşatacak bir köşe yapılır, bir düzenleme yapılır. Ve şehrin buradan istifadesine, halkın yararlanmasına açılmış olur. Müze açılarak geçmişin şu andaki yaşayan Mersin halkına tanıtılması ve benzeri uygulamalara ne dersiniz? Efendim şimdi o çok doğru bir şey. Zaten şu anda Büyükşehir Belediyesi kent müzesini yapmakla uğraşıyor. Onu bir uzman müze uzmanlığına ihale etti ve 2019 yılı başlarında tamamlanacak. Şu andaki belediye taş binadanın büyük bir kısmı kent müzesine ayrılıyor. Şimdi bu Tevfik Sarıgür Stadyumu ile ilgili anıları yerinde yapılacak, yani stadyumun, yıkılan stadyumun yerinde yapılacak projenin içinde neden bir sergi alanında, bir açık hava müzesi gibi bir alanda biz canlandırmayalım? Ona engel hiçbir şey yok. Bu tamamen belediyenin elinde bir konu. Onu yaşatır. Şimdi mevcut yıkılan binanın muhafazası çok işlevsel olmazdı. Kapalı tribünü muhafaza ederek biz bir müze yapamayız ki. Tribünü düşünün, insanlar oturuyor. 10 bin kişi karşı tarafa bakıyor. Müzeyi nasıl yapacaksınız, o oturma banklarını? Bunlar tabii mümkün değil. O binanın tabii statik sorunlar falan da vardı. Yani projeye uygun binalarda yine müze yapılsın. Yine geçmiş anıları orada sergilensin. Yani iyi bir projelendirmeyle, ustalıklı bir tasarım ile burası çok güzel bir mekana dönüşebilir. Ayrıca bu eski askeri kışlanın olduğu alan aslında bir kamu arazisidir. Nihat Bey'in araştırmaları çok değerli bilgiler, belgeler kazandırdı bize. Yani yanlış hatırlamıyorsam 1980'li yıllarda bu istikam taburunun kullandığı alanın askeriye tarafından kullanılması için Deliçay'ın orada bir yere bir binası yapıldı. Askeriye binası yapıldı. O binayı yapan kuruluş karşılığında bu arazi verildi. Böyle bir takas oldu. Ama böyle bir arazi takası daha yapmaya bu ülkenin, devletin, belediyenin yetkisi yok. Niye? Çünkü burası vakfedilmiş bir arazi. Nihat Bey o konuyu çok daha iyi bilir, daha hatırlar. Evet. Ben şunu da söyleyeyim. Nihat Bey çok iyi bir tarih araştırmacısıdır. Hayır, bakın bu çok önemli. Çünkü şehrimizde insanlar sevdiği için ve katkı yapmak için yayınlar yapıyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Bunlar yapmak için de daha önceden gazete küpürlerinden, fotoğraflardan çıkarak kopyala yapıştır yöntemiyle, yorumlarıyla ortaya koyuyorlar. İnsanlar bunu okuyor ve bu gerçek bilgiler ve olgular değişerek, çarpıtılarak çok farklı mecralara gidiyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım diyorum ve o şey konusunda belki Mersin Kışlası ile ilgili zaten sevgili hocama soracağım ben, Nihat Bey'e. Özellikle hocam biliyorsunuz Tevfik Sarıgül Stadyumu'nun hemen batı tarafında miting alanı olarak kullanılıyordu. Başka bir miting alanımız yoktu Mersin'de. Evet. Şu anda nerede yapılacak ve millet bahçesi olması halinde miting alanı olarak burada yer ayrılacak mı? İşte ayrılmaz olur mu? Esas gaye o. Seçimler olacak. Hayır, mitikler esas gaye o. Yani öyle tasarlayacaksınız ki burası meydan. Meydan nedir? Adı üstünde insanlar gelip toplanacağı meeting, yani meeting dediğiniz zaten meeting toplanmadır. Toplanma meydanıdır. Burada şeyler olabilir, sosyal olaylar olabilir, festivaller olabilir, kutlamalar olur. Gerekirse seçimler sırasında siyasi parti liderleri konuşur. Bayramlar burada kutlanır. Çünkü çok güzel, önemli bir yer burası. Ve bu alanın yanında dere ile kuzeye doğru bağlantısı da kuzeyden insanların böyle bir rekreasyon alanıyla, yürüme yollarıyla, belki yapılacak ufak patikalarla, elektrikli ufak araçlarla insanların kuzeye doğru taşınması, yukarıdaki mahallelere taşınması, insanların gelmesi gitmesi bu şehre bir canlılık verir, soluk verir.
Bizim böyle güzel büyük parklarımız, meydanlarımız, rekreasyon alanlarımız maalesef yok. Mendil gibi yeş alanlar yapıyor belediyeler. Olmaz ki böyle. Sevgili hocam, buraya miting alanı yapıldığını varsayalım. Evet. Şehrin değişik yerlerinden insanlar nasıl gelecek ve nerede park edecekler? Park alanları Mersin'de yeterli mi? Ve toplu taşımayla ilgili yıllardır tüm belediye başkanları inanılmaz vaatlerde bulunuyorlar. Evet. Büyük ihtimalle şu içinde bulunduğumuz seçim döneminde de başkan adayları yine vaatlerde bulunacak. Ve yine inanıyorum ki 4 yıllık veya 5 yıllık bir yani görevde olacakları süre içerisinde bize çok güzel şeyler vaat edecekler. Ama şimdiye kadar biz hiçbirini görmedik. Gittikçe bozulan bir toplu taşımanın olmadığını ve park alanları konusunda da Mersin Türkiye'nin en geride olan illeri haline dönüşmüş durumda. Ama bir taraftan da inşaatlarla ilgili belediyeler ruhsat aşamasında park bedelini alıyorlar. Ama almış oldukları bu park ücretlerini park yerinde kullanmak zorunda değiller mi? Olmaz olur mu? Peki park yasal yerinde gerek zorundaysa bunu kim denetliyor ve neden park alanı yaratmıyorlar? Ve ben şimdiye kadar ben rastlamadım belediye başkan adaylarının size park alanları yaratacağım, hiç merak etmeyin sorunuzu çözeceğim dediklerini görmedim, ama toplu taşımayla ilgili inanılmaz vaatler yaptılar. Hı. Ne dersiniz hocam? Şimdi bakın, imar planında bir defa söylediniz çok doğru. Katlı otopark yapacağım diye inşaat yapan ve parselinde araç park yeri ayırmayan kişilerden daire başı para alıyor. Yasanın öngördüğü parkı yapıyor mu? Otoparkı yapmıyor. Bu bir suçtur. Bunun şeylerce, müddeümimlerce yani savcılıkça ve şeyler denetleyen, kamu yönetimi denetleyen makamlarca incelenip gerekli şey müeyyidelerin uygulanması lazım. Neden yapmıyorsun sen? Bu amaçla aldığın parayı niye başka yere harcıyorsun? Bu bir. İkincisi, toplumun buluşacağı meydanlar, rekreasyon alanları, bayram yerlerine insanların rahatça ve güvenle ulaşması bizim hedefimiz, ana hedefimiz. Bu hedef için aracımız bizim, kullanacağımız imkanlar, vasıtalar sadece araçlar değildir. Bir otomobil 3 kişi taşıyor, 4 kişi taşıyor. Genelde 1 veya 2 kişiyle gidiyor. Böyle kent merkezlerinde, tarihi dokuda insanların özel araçlarıyla gelip o merkezi kullanmaları diye bir şey yoktur. Yani dünyayı dolaşın, tarihi şehirlerin hiçbirinde meydanlara, şehir merkezine, tarihi dokuyla insanlar özel araçlarıyla gelmezler. Sizin de altını çizdiğiniz gibi toplu taşıma araçları vardır. Otobüslerle gelirler, tramvaylarla gelirler. Bunlar için uygun park yerleri vardır, duraklar vardır. Raylı sistem 20 senedir bu şehrin gündeminde. İnşallah biz görürüz o raylı sistemin yapıldığını. Dolayısıyla bu toplu taşıma araçlarıyla insanlar buraya gelirler. Bu kendimizi biz niye özel araçlara, otomobillere bağımlı hale getiriyoruz? Bu fevkalade yanlış bir şey. İnsanlar yakın olan kişiler yürüsün veya çevrede yapılacak, çeperlerde yapılacak bölge otoparklarını götürüp park etsinler. 1-2 kilometre öteden, 2 kilometredeki mesafeden buraya yürümesi insan 20 dakikadır. Bugün 70-80 yaşındaki bir insan için 4 kilometre yürümesi öngörülüyor günde. Mersin düz bir şehir. Neden yürümesin? 3 kilometre öteye park edin. Gidin Müftü Deresi'nin yukarısına, rahat yerler, alanlar var. Oraya park etsin. Oradan buraya yürüsünler. Veya ring otobüsleri tahsis edilsin. Dolayısıyla biz buraya otopark yapacağız diye sakın ha böyle bir hedef güdülmesin. Şeyin altına, Cumhuriyet Meydanı'nın altına, Halk Evi'nin önüne bir ara yeraltı otoparkı yapmaya kalktı belediye. O fevkalade yanlış bir şeydi. O güzel meydanı mahvedeceklerdi. Bizim hedefimiz araçlara park yeri yapmak değil. Bizim hedefimiz insanları sağlıklı, güvenli bir şekilde toplu alanlara, şehrin merkezine, o güzel tarihi dokuya ve bayram yerlerine, toplanma yerlerine eriştirmek. Sevgili hocam,
giderek insan ömrü uzuyor. 40-50 yıl önce insan ömrü 45-50'lerdeydi. Bugün 80'li yıllara ve ileriki yıllarda da 100 yaşının üzerinde insan ömrü olacak. Ve Mersin'de de ortalama insan ömrünün 75 ortalama, 70 ve 80 arasında olduğu söyleniyor. Ve Mersin'de Alzheimer hastası sayısı 15.000'in üzerinde. Ve bununla ilgili kamu merkezi, kamu sağlık merkezlerimiz yok. Sadece bir Alzheimer Derneği'nin Yaşlı Yaşam Merkezi var. Sevgili hocamız Profesör Doktor Aynur Özge tarafında, onun öncülüğünde ve halkın da bilinçlendirilmesiyle ve paylaşımıyla çok da güzel bir yer yapıldı ve dünyaya örnek. Ve burada Alzheimer hastaları ve hasta yakınları ve hepimizin belli yaşın üzerine gitmemiz halinde Alzheimer'ın olmamasıyla bağlantılı uygulamalar içerisinde farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Ve bu farkındalık müzikten başlayıp Yaşlı Yaşam Merkezlerinde aktif yaş alma adıyla merkezler de oluşturularak halkın içinde olduğu programlar yapılıyor. Siz de biliyorsunuz ki hem Mezitli'de hem de Tarsus'ta yaşlı yaş alma evleri de Alzheimer Derneği'ne bağlı olarak yapıldı. Aslında halk arasında bilinen bir yanlışlık var. O da irsi olduğu üzerinedir. Ama yapılan araştırmada sadece %5'inin Alzheimer hastalarının irsiliğe bağlı olduğu ve Alzheimer olmama da bizim elimizdedir demekte sevgili hocamız Profesör Doktor Aynur Özge ve zaten bunu da farkındalığını yaratmakta. Ve halk arasında, Mersin halkı içerisinde de bu sürekli eğitimlerle ve farkındalıklarla ve etkinliklerle adeta bir kültür merkezi gibi çalışarak ve paylaşarak halkla paylaşılıyor. Sadece 15.000 üzerinde Alzheimer hastası olan Mersin'de bu derneğimizin gece ve gündüz 70'e yakın bir kapasitesi var. Çünkü oldukça pahalı bir hizmet. Siz bu konuda, ben aynı şeyi sevgili Nihat hocama da, Nihat Taner'e de söyleyeceğim, soracağım. Ve yerel seçimlerin de olduğu bir dönemde bu Alzheimer hastalarının bakımlarıyla bağlantılı merkezler oluşturulması ve kamunun buna el atmasıyla ilgili siz ne dersiniz sevgili hocam? Vallahi o konuda yani benim... imar planını da aslında evet. ilgilendiren bir boyut. Çünkü bu imarda da ele alınmalıydı. Değişik alanlar yaratılarak, öncülük yapılarak, en azından arazi tahsisleri konusunda kamunun bir önderlik yaparak halkın bilinçlendirilmesine öncülük yapılabilirdi. Bu konuda siyasilere bir mesajımız olacak mı? Şimdi işin tabii ben mesleğim ve uzmanlığım itibariyle alan tasarımı, kent tasarımı, fizik mekandan tasarımı olduğu için tıbbi konudaki önerilere diyebileceğim bir şey yok. Ama bir şehrin, şehrin yönetiminin imar planlarının toplumun her kesimi için mekan yaratması lazım. Evet. Bunlar çocuk parkları, oyun alanları, kaydıraklar, salıncaklar olduğu gibi 70-80 yaşındaki insanların, yaşların da gelip güvenle oturabileceği, onların yaşına uygun oyunların ve sporların yapılabileceği mekanlar vardır. Bunu Türkiye'de bazı büyük şehirlerde yapıyorlar ama Mersin'de böyle bir şey yok. Bugün artık yaşlılık 75 yaşında başlıyor. Her ne kadar 65 yaş üstü olarak niteleniyorsa da artık dünya otoriteleri 75 yaşının üstüne yaşlı diyorlar ki 75 yaşın üzerindeki insanların maraton koştuklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu tür spor alanlarının, oyun alanlarının, rekreasyon alanlarının işte bu
hem Müftü Deresi boyunca yukarı kuzeye doğru inen ve gelip bu stadyumun olduğu ve askeri kışlan olduğu meydana, sahile bağlanan noktada cepler halinde bu insanların gidip kendilerini yenileyeceği, sahate sağlığa kavuşabileceği yerler olabilir. Yarı kapalı ufak mekanlar olabilir. Sanatçılar için kendilerini ifade edecek küçük açık hava uygulama alanları, atölyeleri olabilir. Yani bir park, rekreasyon alanı dediğimizde sadece herkesin toplanıp miting yapacağı bir tek fonksiyon olarak düşünmeyelim. Rekreasyon alanının çok değişik boyutları vardır. Her yaş grubuna bunu hitap etmesi lazım. Ve dediğim gibi bu çok önemli. Bir bütünsellik taşıması lazım. Yani sadece stadyumun olduğu alanı, efendim ben millet bahçesi yapacağım, bir miting meydanı yapacağım diye yaparsanız ya hatalı davranırsınız. Onun aşağısındaki sahil bölümüne bağlamanız lazım. Daha doğuda askeri kışlanın ve onun sahildeki askerin bugün ne olarak kullanıldığını halkın bilmediği ve çok da bir fonksiyonel olduğunu sanmıyorum ben. O alanın da toplumun ve şehrin kullanımına açılıp bunlarla bütünleşik bir master plan proje yapılıp gerçekleştirilmesi lazım. Yani bizim akıl ve beden sağlığımız birbiriyle alakalıdır. Buna uygun mekanların tasarlanması lazım. Çok değerli mimarlarımız, projecilerimiz, şehircilerimiz, mühendislerimiz var bunu yapabilecek kapasitede. Sevgili Nihat Taner, sizi ben özellikle bu tarih araştırmaları konusunda hocam gibi ben de kutluyorum. Gerçekten bu konudaki çalışmalarınızı biliyoruz. Mersin halkına da paylaşımlarınızla zaten çok katkı sağlıyorsunuz. Ve Mersin kışlasında da ciddi bir katkı sağladınız. Mersin kışlasının bir tarihi geçmişine baktığımız zaman birkaç cümleyle nasıl oluştuğunu, bir satın alma mı yoksa bağış şeklinde mi yapıldığını ve özel mülkiyete geçişle bağlantılı sevgili Tamer Hocam bir bağlantı kurdular. Bir önemli bir bağlantı. Bir takastan bahsettiler. Şimdi efendim ve bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yaparsanız kamuoyuna. Şinasi Develi abimizin buradan kendisine saygılarımı iletiyorum. Kendi notlarında şöyle yazmış. Kışlanın bulunduğu arazinin bilinen en eski sahibi Munassah veya Munazzah adında Mısırlı bir Hristiyan. İpek böceği üretimi yaparmış. Burayı 1000 altın karşılığında Mersinli İbrahim Nakkaş'a satmış. O zaman bir Alman gemi acentası olarak çalışan İbrahim Nakkaş Bey. O da burayı devlete bağışlamış. Ama kışla olmak koşuluyla. Torunu Mikail Nakkaş dostumdu, ondan duymuştum. Yani bu Şinasi Bey'in şartlı bir ifadesi. Bağış var. Bir şartlı bağış mevzu var. Ve işte ilk kışla bina, ilk kışla binası mutasarrıf Nazım Paşa tarafından yaptırılmış. Burada tam devlete intikali demek ki işte 1890'ların sonu ve o tarihte kışla olarak yapılmış. Sonraki yakın zamana geldiğimizde Tamer Hocam da çok iyi hatırlar. Özal'ın, Turgut Özal'ın başbakan olduğu ilk dönemlerde Mersin'de bir 5 yıldızlı otel yapılacak şeyi çıktı, şaiyası diyeyim. Ve bu konuda da işte o zamanki rahmetli Okan Merzici belediye reisi Hilton'la görüştü. Yine rahmetli İsa Öner Bey'in de bir kendi mülkiyetini bu iş için kullanması gündeme geliyordu. O arada bu Mersin Hilton Oteli'nin kışla arazisine yapılması, kışladaki yapıların yerine de işte Milli Savunma Bakanlığı'na o arazi karşılığında bazı binalar yapılarak bir takasa gidilmesi konuşulmuştu. Ama benim Okan Bey'den duyduğum kadarıyla yani bir uzlaşma platformu, uzlaşma zemini sağlanamadı ve o iş öyle kaldı. Ve Hilton işte şimdiki olduğu yerde inşa edildi. Aksi halde kışlanın olduğu yerde bir otel yapılacak. Etrafta da bu iki yeşil alanda askerler için de şehrin doğu tarafında bir lojmanlar kompleksi herhalde inşa edilecekti. Daha sonra yalnız buna benzer bir durum gerçekleşti. Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK,
Karaca İlyas'ın doğusunda Caner Gönyeli Kışlası var. Orada askeri lojmanlar yaptı, inşa etti bunları yine şeyin buradaki birliklerin kullanımına vererek. Ve bir takas şeklinde kışla arazisi OYAK'a geçti bildiğim kadarıyla. Şimdi dolayısıyla bakanlığın, Milli Savunma Bakanlığı'nın veya bir askeri birimin mülkiyeti değil. Orası OYAK adındaki bir ticari grubun malı kışla arazisi. Ve bir ara orada işte inşaat yapmak üzere, konut yapmak üzere bazı teşebbüsleri olduysa da tepkiler üzerine onu biraz şey yaptılar, hani sümen altı yaptılar diyelim. Şu anda en bildiğim kadarıyla OYAK'ta hocam. Askeri kışla eski halini OYAK, almış doğru. oluyor. OYAK'ta. Yani yine sit alan olarak. Yeri gelmişken artık millet bahçesi de bir proje haline düşünüldüğüne göre her ne kadar halkla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasa da muhakkak paylaşılacaktır yakın zamanda. Askeri kışlayla birleştirilir hep. Mersin kışlasıyla beraber birleştirilerek yapılması konusunda neler söylersiniz? İşin artık biraz da programımızın sonuna doğru geldik. Evet. Şimdi artık askerlik şubesini daha sonraki birlikteliklerimizde işleyelim. Hayır, o uzun bir konu. Bu arada hayallerimizi, düşüncelerimizi de almak istiyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani bir yerel yönetim, eğer siz evinizin örneğin cephesini boyamazsanız, orada bir çirkinlik yaratıyorsa uyarırsınız ve eğer onu yine yapmazsa mal sahibi onun namına yapıp bedelini tahsil edersiniz. Bu olmalı. Bizim eski Mersin gazetelerinde bunlar var. Hani hangi caddelerde binalar ne renge boyanacak şeklinde dahi şeyler var. Gazetelerde 40'lı yılların gazetelerinde belediyelerin verdiği, Mersin Belediyesi'nin o tip ilanları var. Şimdi burası OYAK mülkiyetinde. Hocamın dediği gibi orada tek tek plaketler konmuş, yani tanımlanmış, kayda girmiş ağaçlar var. Fakat bugün orada Allah korusun kötü niyetli biri bir bidon benzinle gitse orayı bir anda yangın yerine çeviriverir. Oranın sahibi OYAK'sa, oranın sahibi her kim ise bir kere oradaki yeşil alanın, ağaçların usulüne uygun şekilde bakımını yapması lazım. Yani orası şu an bakımlı bir yeşil alan hüviyetinde değil. Yani ben birincisi onu gerekli görüyorum. İkincisi eğer orada bir yapılaşma olacaksa yani bu sit alanı şeyi kavramının dışına çıkmadan onu ihlal etmeden hiç değilse bunun bir bölümünde bu anıların yaşatılabileceği bir müze demeye dilim varmıyor ama yani öyle bir anı evi gibi bir şey olması gerekir. Onun dışında tabii yapılaşma konusunda da yasaklar var. Ona uyulması gerekir. Onu düşünüyorum efendim. Bu arada tabii unutulmaması gereken bir iki başka tarihi değerimiz var. Yine bu 1900'lü yılların başındaki kartpostallarda deniz fenerimizi görüyoruz. Şimdi Mersin deniz feneri orada cüce gibi kalmış. Yolun altında. Yanında yine ne şekilde Deniz Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı galiba. Oraya da yine bir işte 12 Eylül sonrasının sanıyorum bize hediyelerinden biri. Orada bir vakıf binası yapıldı. İşte orası el değiştirdi veya kiralanarak halen kullanımını sürdürmekte. Yani oradan Mersin halkına bir şey gelmiyor, bir kazanç gelmiyor. Oradaki bir vakfa gidiyor bu para eğer gidiyorsa. Ve orada mesela aynen şehir içindeki Uray Caddesi'ndeki bizim Mersin'deki Bezmi Alem Valide Sultan Çeşmesi. Çok kıymetli bir çeşme. Yani Mersin'deki ilk yani Mersin, bir kente su getirmek çok mühim bir hadise. Bir çeşme yaptığınız zaman o sadece o çeşme değil. Ta işte Efrenk Deresi'nden veya Osmanlı dönemindeki adıyla Kızıldere'den suyu alacaksınız, bir yerde dinlendireceksiniz, borularla şehre getireceksiniz. Mahallelerde çeşmelere bunu tevzi edeceksiniz. Yani o çok ciddi bir altyapı hizmeti o dönemde. O çeşmenin şimdi yanında bir trafo var, öbür tarafında bir seyyar bilmem ne var. Yani o çeşme sanki iyice böyle itilsin, gözden kaybedilsin gibi bir kötü niyet var. Aynı şey deniz feneri için geçerli. Yani bunların etrafları açılmalı, yeşil bir alan olmalı. Yani gidip bugün Pisa Kulesi'ni gördüğünüz zaman veyahut ne bileyim işte Florence, yani bütün bu tarihi kentlerde o dokunun korunması için yani toplu taşım dışında herhangi bir trafiğe izin verilmediği gibi çevre tanziminin de buna uygun olması Orda lazım. Orda eviyle ilgili ne dersiniz? Orda evinin şu andaki şimdi bana kalırsa o da yersiz. Yani çünkü çıkartma filosunun yeri Mersin şeyindedir. Yani limanı içinde onun kendi bir yeri var. Burada sadece astsubay ve subay orada evleri var. Yani evet. Onun dışında orada askeri veya stratejik öneme haiz hiçbir yapı yok.
Yani orası da bir şekilde haksız iktisap edilmiş. Aslında Mersin'e ait ve Mersin'e dönmesi gereken bir önemli bir alandır diye düşünüyorum. Ancak tek bir son söylemek istediğim, bilmiyorum, millet bahçesi kavram olarak hani çok flu, çok böyle kesinliği belli olmayan bir şey. Bakın Mersin'de sahil baştan başa bir park şeklinde. Hangimiz gece vakti orada gezebiliyoruz? Yani bir yeşil alanı yapmak orayı yaşatamadıktan sonra hizmet değildir bence. Yani eğer buralarda da rekreasyon alanı olsun, millet bahçesi olsun, adını ne koyarsak koyalım, eğer bir şeyler yapılacaksa kullanılabilir, yaşayan mekanlar oluşturmamız lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili hocam, aslında zamanımız her defasında yetmiyor. Çünkü konu çok uzun bir konu. İmar planı denildiği zaman aslında Mersin'in ekonomik, sosyal ve her türlü konuda içine alan bir konu. Her nedense şimdiye kadar önce yerleşilmiş, sonra imar gelmiş Mersin'de. Ama düzgün yapılan yerlerimiz de var Kuzey Mersin'de olduğu gibi. Demek ki düzgün ve daha önceden planlanan yerler olduğu zaman veya düşünüldüğü zaman ve buna da uyulduğu zaman güzel şeylerin de olabileceğinin farklı bir örneğini de biz Mersin'de yaşıyoruz. Mersin'in tamamının, güzel olan Mersin'imizin ve 320 kilometre sahil olan ve Türkiye'de neredeyse hiçbir şehrimize nasip olmayan bu güzel sahilimizin ve Mersin'imizin ve Mersin'de yetişen narenciyenin satılmaması halinde çürüyüp atıldığı bir dönemde halkın narenciye yemediği ve halkın narenciye suyundan mahrum edildiği bir dönemde ve bunların hepsini işine alacak şekilde imar planıyla da bağlantı kurarak ne dersiniz, neler hayal edersiniz? İbrahim Bey, planı yaşamın önüne koymak gerek. Planı yaşamın arkasına değil. Yani bizde maalesef yapılan önce fiziki yayılma oluyor, ondan sonra ona uygun proje hazırlanıyor. Biz ne düşünüyorsak doğru ve güzel ve iyi ne ise bunu şehrin halkıyla birlikte yönetiminin önderliğinde tasarlaması yapması lazım. Yani Mart-Nisan ayında o portakal çiçekleri kokusu hala dış mahallelerde hissediliyor. Neden şehrin içinde de bu koku alınmasın? Buna engel bir şey yok. Böyle büyük parklarımızda, yeşil alanlarımızda bunu sağlamamız mümkün. Ama dediğim gibi bu şehrin sağlıklı ve müreffeh ve yeşil bir yaşama kavuşması için doğru projeler yapılması lazım. Uzmanların tasarlayacağı etkin ve yetkin planlar hazırlanması lazım. Planı tüm toplum kesimlerinin görmesi, tartışması lazım. Katkılarını, eleştirilerini ve tavsiyelerini mutlaka ifade edilmesi lazım. Bir şehrin geleceğini tayin edecek proje bu şehrin dışında hazırlanmamalı. Biz o kadar aciz miyiz? Nasıl bu şehir kendi kendini tedavi ediyorsa, bu şehrin belediyesi de kendi istikbalini kendi uzmanları tarafından kararlaştırsın. Niye biz dışarıya planımızı, projemizi yaptırıyoruz? Bu kadar ehil mimarımız, plancımız, mühendisimiz var. Biz yapalım ve herkes de görüşünü söylesin, duysun, haberi olsun. Olay bu bence. Planı yaşamın önüne koymak lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sorunların en büyük nedeni bulduğumuz çözümlerdir demiştik. Yine aynı mesajı veriyorum. Sorunların en büyük nedeni bulduğumuz çözümlerdir. Allah hiç kimsenin aklını canından önce almasın. İyi akşamlar efendim.